Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gökhan. Oyundaki ismim Mak. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bir gelişim ve yönlendirme videosu çekmek istedim. Bu videomda çiftlik üsleri ve savaş taktiği araştırmasından bahsetmek istiyorum. Çiftlik üslerinden nasıl daha fazla kaynak yağmalarız? Bu benim çiftlik üssüm. Çiftlik üssüme bir keşif atıyorum. Çiftlik üssümün içerisinde 10 milyon para var arkadaşlar. 10 milyon parayı APC ile en fazla hangi miktarda yağmalayabiliriz onu göstereceğim size. T9 askerlerle görüyorsunuz T9'larla saldırdım ve 557 bin para verdi arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde T1 askerlerle saldıracağım. T1 askerlerle saldırdığımda ne kadar kaynak yağmalayabiliriz göreceğiz. Evet, T1 askerlerle saldırdım. T1 askerlerle 929 bin neredeyse 2 katı kaynak yağmaladık arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız dayanıklılığınızı boşa harcamamış olursunuz ve daha fazla miktarda para yağmalamış olursunuz arkadaşlar. Size çiftlik üsleri oyuna para harcamadan gerçekten kendi imkanlarınızla ana üssünüzü büyütmenizi sağlayacak. Çiftlik üsleri ile ilgili sorunuz olduğunda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ile ilgili tekrar video paylaşacağım. Videomda anlatacağım diğer bir kısım savaş takdiri araştırması. Savaş takdiri araştırması gerçekten bu oyunun en önemli kısmı. Oyunda daha fazla elmas kazanmanızı ve kolaylıkla büyümenize yardımcı olacak araç. Savaş takdiri araştırması benim şu an maksimum seviyede. Maksimum seviyede olmayan bir üsse giriş yapayım. Size oradan göstereyim arkadaşlar. Evet. Savaş takdiri araştırması bize ne gibi yararlar sağlar? Üssümüzü nasıl geliştiririz? Şimdi bundan bahsedeceğim. Bu araştırma günlük görevleri kolayca yapmanızı sağlayacak. Size ekstra puanlar verecek. Mesela toplamada %100'e varan artışlar olacak. Öldürme etkinliğinde %100'e varan artışlar olacak. Kahraman geliştirmede, inşaatta, teknolojide hepsinde %100'e varan artışlar olacak. Ve tekrar ana üssümüze geçelim. Bize vereceği ödüllerden bahsetmek istiyorum. En değerli olanı tabii ki cesaret madalyası. Cesaret madalyası savaş taktiğinizi maksimum yapmanızı sağlayacak. O yüzden günlük görevleri her gün yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.